Efendim merhabalar. Tekrar birlikteyiz. İkinci bölümde diyelim. Gerçi ikiye bölündü birinci kısım ama olsun. Konuğum, daha önce de söyledim, CHP listelerinden aday olan bir Saadet Partili Profesör Emre Bağcı. Siyaseti bir akademisyen olarak, siyaset bilimini, seçim kampanyalarını bir akademisyen olarak incelemiş, araştırmış, öğrencilerine anlatmaktaydı ki pratiğin içine, evet. Teoriden pratiğe geçiş yaptı. İşte hem teori hem pratik bir arada bugün onları konuşuyoruz. Şimdi Emre Bey, Henry Barkey biliriz de, Türkiye uzmanı diye bilinir. Bir aralar Erdoğan'ın en büyük destekçilerinden biriydi. O yetmez ama evetçilerle birlikte. Daha sonra ayrı düştüler malum, gene o yetmez ama evetçilerle birlikte. Geçenlerde bu Henry Barkey Amerika'da birkaç gün önce bir konuşmasında çok ilginç bir tespit yapıyor. Çok da güzel Türkçe konuşur Henry Barkey. Ben şeyden de çok iyi bilirim. Mehmet Ali Birand'ın çok iyi arkadaşıydı. İşte Hasan Cemal, dediğim gibi o yetmez ama evet ekibi, liberal demokratlarla birlikte çok sık Türkiye'ye gidip gelen, Türkçe'yi çok iyi konuşan bir insandı, bir uzman. Diyor ki Henry Barkey, işte o Barkey, muhalefetin aday olarak karşısına çıkardığı yeni yüz, ana muhalefetin diyor, Muharrem İnce'yi kastederek, Erdoğan'ın oyununu bozdu ve Erdoğan hata yapıyor. Bu yüzden daha da savunmacı bir hale geliyor. Erdoğan için söylüyor bunu. Erdoğan her zaman intikamcı bir insandı. Ancak bu sefer meseleyi çok daha aşırı bir duruma doğru ilerletiyor. Yani oyununun bozulmuş olması sinirini bozdu. Ve intikamcı bir kişiliktir zaten. Eğer diye zaten devam ediyor. Kazanırsa da intikamı acı olacak diyor. Affedici olmayacak diyor. Şimdi bir Erdoğan analizi olarak, hani evet, insanın hafif böyle tüylerini ürperten, kanı çeken bir şey. Yani bu tabii, yani Barkey'in hani diyelim bakışı analizi. Fakat burada ne söyleyebiliriz? Ben 2014 seçimiyle karşılaştırarak bir perspektifle bakmak isterim. 2014'te biliyorsunuz 3 aday vardı. 3 aday arasında işte MHP, CHP'nin yani önerdiği Ekmelettin İhsanoğlu vardı, Selahattin Demirtaş vardı ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. O seçim içerisinde birinci turda mesela işte Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştı. %51 civarı filan bir oy almıştı. Bu şunu gösteriyor. Yani o seçimle bugünü kıyasladığımızda bugün 6 aday var. Yani 3 aday olan bir seçimdi o. Ki Selahattin Demirtaş'ı şey anlamda, yani işte yani belli bir oy, yani o oranı olan ve toplumun daha belli bir kesimine, diyelim ki dar bir kesimine hitap eden bir kişi olarak düşündüğümüzde kenara koyabiliriz. Dolayısıyla zayıf bir aday vardı. Aslında bir aday vardı karşısında. Doğru. Ve görece zayıf bir adaydı. O koşullarda %51 birinci turda almıştı. Benim öngörüm o zaman şuydu, mutlaka birinci turda almayı isteyecektir. Çünkü ikinci tura kalması durumunda koşullar çok zorlaşacaktır. Peki, şeklindeydi. Şimdi 6 aday olması, sizin söylediğinizden de onu anlıyorum. Zaten pek çok siyaset bilimci de bunu söylemişti. Herkes kendi tabanından alabildiği kadar oy alıp konsolide ederek Erdoğan'ın oyunu azaltmalı. Tabii, deniyordu. Evet. Yani çok aday buna mı yarayacak mesela yani, şimdi? Ya bütün öyle gözüküyor. Yani burada geçtiğimiz şeyde seçimle kıyasladığımızda Muharrem İnce yani oldukça iyi bir performans gösteriyor kampanya. Yani tümüyle yani CHP seçmenini de konsolide etmiş durumda ve farklı diyelim ki siyasi tandansta veya sandığa gitmeyen kişileri de mobilize edecek gözüküyor. Bir, Meral Akşener baktığımızda o zaman mesela işte yani MHP'nin alternatif olarak konumlandırmamız lazım. Yani şu anki Cumhur İttifakı'nda olan partileri de düşündüğümüzde kimler var? İşte AK Parti var. AK Parti'nin muadili, yani bakın değer sistemleri aynıdır demiyorum fakat muadil olarak görülebilecek Saadet Partisi var. Saadet Partisi'nin adayı var, Temel Karamollaoğlu. Zayıf bir isim değil, oldukça güçlü bir isim ve topluma güven veriyor. MHP'nin muadili İYİ Parti olarak gözüküyor. Yani bu taraftaki ittifak anlamında bakıldığı zaman. Böyle değerlendirdiğimizde Doğu Perinçek, yani hani ismini anmış olalım.
Tüm bu adaylara baktığımız zaman 6 adayın olduğu bir yerde yani hiçbir aday birinci turda zaten alamayacaktır. Zaten gözüküyor. Kendileri de ikinci turu ihtimalini kabullenmiş görüyorlar o cephede değil mi? Hatta şöyle ikinci turu kabullenmenin ötesinde bir şekilde ikinci turun propagandasını nasıl yapabiliriz gibi bir algı hani oluşturulmaya çalışılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu ne anlama gelir? Hakikaten... Mevcut Cumhurbaşkanı'nın beklediği bir sonucu alamadığını, aslında oyunun bozulduğunu gözlemliyoruz. Oyunun bozulması, bir bu çeşitliliğin olması, güçlü adayların olması, her siyasi aslında görüşten topluma hitap eden adayların olması. Bunlar arasında da bu adaylar arasında da ikinci turda bir ne diyelim birliktelik olacağı yani hani öngörülebilir. Şimdi burada bir kuşku vardı. O da şu, kimilerine göre HDP bir şekilde AKP'nin bazı vaatleri olacak. Belki evet. Kapalı kapılar arkasında bir pazarlık olacak ve ikinci turda HDP seçmeni Erdoğan'a yönlendirilecek. İkinci, bunların hepsi komplo teorisi onu söyleyeyim. İkincisi de eğer Muharrem İnce ikinci tura kalırsa Erdoğan'la birlikte... Bu sefer İYİ Parti seçmeni Akşener ikinci tura kalmadığı için özellikle Erdoğan'a yönlendirilecek ya da doğal olarak yönelecek. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin manşetinde var bugün. Deniz Ayhan konuşmuş Akşener'le. Şimdi diyor ki Erdoğan bana... Çok ciddi bir teklifte bulundu diyor. Ne o teklif? Bakanlık veya güçlü başbakan yardımcılığı dili. Ben diyor bunu reddettim. Ve buradan hareketle ben bunu reddetmişken şimdi Erdoğan'ın ve kendisine yaptığı işte İYİ Parti seçime giremesin diye, İYİ Parti hatta kurulamasın diye yaptıkları ortada. Asla Erdoğan'a oy vermemiz söz konusu değil diyor. HDP de bunu kesinlikle yalanladı. Evet. Dolayısıyla bunları bir kenara bırakalım. Siz ikinci tura kalma ihtimali var diyorsunuz. İkinci turda peki hangi aday karşısına çıkarsa orada bir uzlaşma sağlanıp da Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanlığına gitme şansı var mı? Şöyle yani görülen şey şu yani seçimlerde strateji oluştururken aslında taraflar çoğunlukla hep şöyle bakarlar, kazanmak üzerine oyun kurarlar. Hı hı. Yani işte sonuçta kendileri kazanacakmış gibi bir sonucu düşünürler ve öyle hareket ederler. Fakat tersin... Ya da seçmene böyle demek zorundadırlar da diyebiliriz. Hayır, yani şöyle tersinden de bir soru sormak gerekir. O da şudur, kazanılmasa bile kaybetmeyecek oyun nasıl kurulur? Yani bu önemlidir. Yani mesela seçimin sonunda biraz şuna benzer, dimyatı pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Yani taraflar için bunlar geçerlidir. Burada esas itibariyle yani AK Parti'nin stratejisi şu. Mümkün mü? Yani mümkün değilim yani hani sıfıra yakın ihtimalleri dahi kullanarak nasıl iktidarda kalırım? Bakın soru böyle soruluyor yani. Hatta bu soru işte 7 Haziran seçimi sonrasında da benzer şekilde uygulamaya kondu. 1 Kasım ona göre değiştirildi. Diyelim yani seçim sonuçları değişti o süre içerisinde filan. Burada AK Parti'nin ittifak yapmayacağı aslında bana göre yani iktidarda kalmak için el uzatıp birlikte hareket etmeyeceği aslında hiçbir taraf yok gibi geliyor bana. Hatta bunun içerisinde CHP'yi bile kendi içerisinde yani ayırıp yani birkaç parçaya ayrılıp destek alabileceğini düşünseler bunu dahi yaparlar. HDP ile yapmaya çalıştıklarını... İktidarda aslında, kalabilmek tabii, için. Tabii kalabilmek için. Yani dolayısıyla yani çok makyavelist aslında bir tavır bu. Yani ne olursa olsun yani kaybetme ne diyelim seçenekleri yok diye düşünüyorlar. Yani sanki kaybettikleri anda her şeyi kaybetmiş gibi algılıyorlar. Bu da başkanlık sistemlerinin aslında kötü başkanlık sistemlerinin bir özelliğidir. Yani bunu not etmiş olalım. Fakat burada mesele şu. İktidar odaklı bir hayat kurdular. Yani iktidarsız... yaşayabilecek durumda gözükmüyorlar. Yani işte kamu kaynakları, kamu otoritesinin kullanılması, efendim işte yani güç üzerinden her şeyi konuşmak. Bugün sloganlara bile baktığımız zaman öyle. Yani ben ve Türkiye mesela, güç, Türkiye, güç, öteki filan gibi hepsi hakikaten böyle ne diyelim sadece iktidar üzerinden kurulan bir hayata dönüşmüş durumda. Bu çorak bir hayat anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla bütün yolları aslında deneyeceklerdir. Son ana kadar deneyeceklerdir. Yani hani Meral Akşener işte hayır dedi ve bitti falan değil bana göre.
O seçenekler zayıf ihtimal dahi olsa açıktır. Bütün taraflar açısından açıktır. Fakat zayıf gördüğümü de söyleyeyim. Şey açısından baktığımızda, özellikle Millet İttifakı açısından baktığımızda aslında bir araya gelmeleri ve bir bildiri, yani dört maddelik bir bildiri etrafında buluşmuş olmalarını ben sadece böyle stratejiye dair taktik bir hani manevra olarak algılamıyorum. Yani Türkiye'nin hakikaten farklı kesimlerinin, ki bu kesimlere baktığımızda köklü diyebileceğimiz aslında tarafları. Yani mesela işte Atatürkçü diyelim, yani kim, sosyal demokrat kimliğiyle CHP. İşte milli görüş olarak baktığımız zaman daha muhafazakar ve mütedeyyin insanlara hitap eden yüzüyle Saadet Partisi. İşte milliyetçi diyelim ki değil mi? Yani hani seçmenlere hitap eden tarafıyla işte İYİ Parti. Öbür tarafta belki gücü yani seçmen sayısı azalmış olabilir. Fakat şunu düşünelim, Demokrat Parti. Yani Demokrat Parti simgesel olarak yani neydi? Mesela şu an AK Parti hep şunu yapıyor. Bugün de onu yapıyor aslında. Kendisine gelenek üretebilmek için aslında Adnan Menderes'e gerektiği zaman başvuruyor. Gerektiği zaman Erbakan'a başvuruyor mesela. Yani halbuki Erbakan'la yollarını çoktan ayrıldıklarını kendileri de biliyorlar. Yani hiçbir ortak noktalarının olmadığını biliyorlar. Yani Sayın Erbakan'ın yani hayatında son anlarında dahil olmak üzere yaptığı konuşmalara baktığımız zaman yani beni onların günahlarına ne diyelim yani ortak etmeyin, alet etmeyin diyor. Bu partinin Siyonizmle alakalı işte kurulduğunu, işte Büyük Orta Doğu projelerinden bahsediyor falan falan. Ya bunlar makro şeyler ama şu da yok. Onun da altını çizelim. Yani Erbakan'ın perspektifinde hakikaten bir nezaket, bir saygınlık. Mesela 28 Şubat sürecini bile düşündüğümüz zaman. Yani hiçbir bir olumsuz kelime kullandığını duymadık biz. Yani tam tersine bir parti kapanır, gerekirse ikinci bir parti kurulur ve biz yolumuza devam ederiz. Beraber bu ülkenin vatandaşları olarak tümümüz şeklindeki bir bakış açısı var. Yani bu bakış açısıyla kıyas kabul edilmeyecek bir taraf gözüküyor. Bu nedenle Millet İttifakı'nı oluşturan tarafların hakikaten bir araya gelmeleri ve ortak ilkeler üzerinden bunu işletiyor olmaları çok çok kıymetli. Yani sadece CHP'ye yarayacak bir şey, sadece işte İYİ Parti'ye ya da Saadet Partisi'ne yarayacak filan anlamında değil. Erdoğan'ın tutumu mu bunu doğurdu tabii, bir havaya? Tabii. Yani Türkiye tarihinde bizim görmediğimiz aslında bir siyaset tarzıyla karşılaştık biz. Bakın, ya bu ne demektir? Yani Makyavelizmin ötesinde bir şeyle karşılaştık. Yani değerler sistemi çöktü. Hakikaten öyle bakıldığı zaman, ahlaki anlamda baktığımız zaman hukuk sisteminin işte o halde, yani o halde ve vaat edilen şeye bakıyoruz. Ne söyleniyor mesela? İşte seçim geçtikten sonra o hali kaldıracağız. Bakın yani hakikaten sürrealist bir şey yaşıyoruz. Yani kesinlikle sürrealist demişken AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının simgesi bence özellikle gençlere yönelik şiddet. Gezi'de bunu gördük. Yani Haziran günlerinde, hala Haziran'dayız. Haziran hareketi diye zaten adlandırılıyor. Haziran hareketinde gördük. Yetmedi. Daha birkaç gün önce Kadıköy'de bütün yaptıkları, bütün suçları, eğitim sistemini eleştirmek olan liseli gençlere inanılmaz bir vahşet uygulandı, şiddet uygulandı. Şimdi sonra o gençlerin kafa göz yarılmış halleri geldi ama şimdi ben başka bir görüntü paylaşmak istiyorum sizinle. Bir sürrealist film gibi. Yani siz dediniz ya sürrealist bir dönem diye. Sürrealist film gibi. Bir distopya, distopik bir film gibi. Duymuyoruz haykırışları falan. Ama polis arabasının dışından içeride olan biteni jokların öğrencilerin üstüne inip kalkmasıyla anlayabiliyoruz. Duysak belki bu kadar korkunç olmayacak. Dehşet bir görüntü. Hani not düşmek gerekir diye sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun. Birisi de bağırıyor. Çocuk bunlar ya, daha 17-18 yaşında. Belki 17-18 bile yok. Zulmün artsın derler. Yani sonun gelsin yerine. İlişkisi var mıdır? Zulüm artınca son daha çabuk mu gelir? Onun için mi derler zulmün artsın diye? Yani şöyle, benim hani gördüğüm yani İslam tarihinde de aslında, yani bizim siyasi düşünceler tarihinde, doğuda da batıda da fark etmiyor. Yani ütopyaları alalım, Thomas More'un, Erasmus'un mesela çok kıymetli isimlerdir. Öbür tarafta Farabi'leri alalım. Yani hani Nizami Mülk gibi, yani bizim bir dünya insanımız var. Baktığımız zaman şunu söylerler hepsi. Mülk, devlet,
küfürle devam eder, zulümle devam etmez. İnsanların farklı inançları olabilir, işte birisi ne diyelim inançlı olur, inançsız olur, başka bir şey olabilir falan. Fakat o devlet yoluna yürür, fakat zulümle devam etmez denir. Şimdi bu çok önemli, hakikaten de. Başka bir şey var, biz şunu söylüyoruz, Türkiye'de yani dilimize pelesenk ettiğimiz fakat kesinlikle yani kalbimizle bunu ifade etmediğimiz bir şey, yaradılanı severim, yaratandan ötürü deriz. Bakın Yunus Emre'nin... çok der bunu güya. Yunus Emre'nin sözünü alırız. Dilimiz bunu söyler ama kalbimiz gerçekten taş gibidir. Bu ne anlama gelir? Fark etmiyor. Bakın hukuk devletine dair bir görüntüdür bu aslında. Ne demektir? Yani bir toplum kendi gencini diyelim ki bu şekilde muamele ediyorsa bu defa bir şiddettir, kamu otoritesinin ne diyelim suistimal edilmesidir. İki, kişilerin kendi menfaatleriyle parti menfaati, devlet menfaatini birbirine karıştırdığını gösteren şeylerdir. Esas itibariyle de şudur, bunu biz teorik olarak da hani yani çokça konuşulan, tartışılan şeylerdir. Bir yönetimin otoritesi, otorite dediğimiz zaman şunu kastederiz. Yani sadece devlet aslında Weberian tarifle baktığımız zaman meşru şiddet tekeli denir. Bu şiddet değil ama meşru olandır. Bu ne demektir? Yargılama dahil olmak üzere. Hapse cezalandırabilme atmak, demektir. Bir kişiyi mesela siz gözaltına alabilirsiniz. Bunların kuralları bellidir. Bir kişiyi yargılarsınız, bir kişiyi cezalandırırsınız, mahkum edersiniz falan falan yani. Hani hukuk ilkeleri içerisinde bunu yaparsınız. Masumiyet karineleri içerisinde bunu yaparsınız. Ne diyelim, güç kullanımında orantılılık diyelim hani ilkelerini alırsınız filan filan filan. Ve temel insan haklarına asla dokunmadan ve orayı genişletecek şekilde. Olan şey ne? Bakın otorite dediğimiz meşruiyetle alakalı bir şeydir. Aslında bir anlamda herkesin evet rıza gösteriyoruz dediği bir şeydir. Fakat otoritenin zayıfladığı yerde şiddet artar. Bunu not etmemiz lazım. Aynen Althusser'in hani bahsettiği devletin ideolojik aygıtları, efendim işte baskı aygıtları dediği şeyde de karşımıza çıkar. İdeolojik aygıtların yetersiz kaldığı yerde baskı aygıtları dediğimiz taraflar gözüküyor. Maalesef, yani maalesef hakikaten Türkiye'ye yakışmayan görüntüler bunlar. Ve yarın nasıl konuşacağız biz bunları? Yani hem oradaki somut anlamında hiç fark etmiyor. Bakın görüşü. A da olabilirdi, Z de olabilirdi. Ama bu kişiler bir insan. İki gençler. Yani hani yarın bu topluma değer katacak, bugün de değer katacak insanlar ya bizim çocuklarımız. Yani hani bu gözle bakabilmemiz gerekiyor. Fakat o kadar uzaklaşmış durumdayız ki her şeyi iktidar etrafında düşünüyoruz. Ve bu da bizi giderek hakikaten çorak hale getiriyor gözüküyor. Yani bundan dolayı güçler ayrımına ihtiyacımız var. Kamu yararına ihtiyacımız var. Herkesin menfaatini gözeten yapıları yeniden ihya etmeye ihtiyaç var. Yani umuyoruz ki yani bu seçim dönemi bunları hem daha konuşma imkanımız olur hem de sonrasında da uygulamaya koyacak şekilde. Yani Türkiye'nin bir soluk almaya ihtiyacı var. Ne olursa olsun bunu bir propaganda hani şey olarak söylemiyorum. Hatta bizim seçim kanunlarında hala mesela propaganda ifadesi geçiyor. Ben bundan çok muzdaribim. Yani bir akademisyen olarak yani ve demokrasi teorisine çalışan bir kişi olarak hala propaganda laflarımız geçiyor. Halbuki kamu otoritesinin toplumu doğru bilgilendirme şeklinde bir işlevi var. Bakın yani Avrupa Konseyi'nin bize dair hazırlamış olduğu Venedik Komisyonu dahil olmak üzere raporlara bakıyoruz. Hep söyledikleri bir şey var. Türkiye'de biz bunu unutuyoruz. Otoritenin, kamu otoritesinin, devletin, hükümetin en asıl esas görevlerinden bir tanesi kendi vatandaşlarını doğru bilgilendirmek. Doğru ve tam bilgilendirmektir deniyor. Fakat biz mesela o tür şeylere hiçbir zaman girmiyoruz. Bir, iki işte ne diyelim hızla aslında yani toplumu bir arada yaşatabilecek kurallar, düzenler sistemi diyebileceğimiz yapılardan başka bir yere doğru gidiyoruz. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Yani evet, hakikaten doğru. Yürek yakan bir görüntü. Deniz ya Türkiye'nin soluk almaya ihtiyacı var. Aslında öfkeden uzaklaşıp neşeye göç etmek ihtiyacındayız. Soluk almak ihtiyacındayız. Birbirimize dokunabilmek ihtiyacındayız. Belki sadece biz değil, Erdoğan'ın da bir soluk almaya, herkesin, molaya ihtiyacı herkesin var. Bakın, Erdoğan çünkü son zamanlarda o kadar benim işte bunca yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir liderde görmediğim, sadece Ecevit'in son dönemlerinde kısmen gördüğüm, onun dışında rastlamadığım, hele hele Erdoğan'da yıllardır hiç gözlemediğim bir şey var.
inanılmaz hatalar yapıyor. İşte gaf deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bunlardan biri, şimdi ekrana gelecek, özellikle seçtim. Çünkü Atol Behramoğlu, birazdan sizle paylaşacağım yazısında, tam da buradan hareket etmiş. Zonguldak mitinginde Zonguldak diyememesinden hareket etmiş. Önce o görüntüyü izleyelim. Niye böyle oldu diyor. Gerçekten niye böyle oluyor? Bir tek bu değil. Isparta'ya gitti. Dedi ki Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kim kurdu? Biz kurduk dedi. Halbuki 92'de kurulmuş. Biz tek parti döneminde, ben dedi hatta, ben tek parti döneminde dedi, 54 kişilik sınıflarda okudum ben dedi. Şimdi 54 doğumlu olduğuna göre daha doğmadan önce okula yazılmış, okumuş olması gerekiyor. Komünistler köprüyü satmak istedi, Özal sattırmadı dedi. Şimdi bakın, kıraathane diyor ya, kıraathaneye girin, birine sorun. Sıradan bir vatandaşa. Köprüyü, Boğaziçi Köprüsü'nü kim satmak istedi desene diye sorun, Özal diyecektir. O kadar bilinen bir anekdottur, bir vakadır bu. Ama komünistler satmak istedi dedi. Ve bizim bizden önce dedi MR tomografi mi vardı dedi. Hatta bir şey gelecek şimdi, sosyal medya bunlarla çalkalanıyor ya malum. Bir genç adam diyor ki benim babamın diyor şeysi ameliyatından bir resim. O zamanlar diyor fotoğraf makinesi olmadığı için diyor tabii çizerek diyor ölümsüzleştirmek istedik o anı diyor. Rembrandt'ın ünlü bu anatomi dersi tablosundan. Şimdi Erdoğan'dan önce MR tomografi mi yoktu, ultrasonografi mi yoktu? Geçiniz. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Bingöl'de işte kendisini Diyarbakır'da zannetti gibi birçok örneği var bunun. Peki bunlar gaf mı? Bunlar ne? Gelelim Atol Behramoğlu'nun yazısına. Programın başından beri duyurduğum yazısına. Başına da zaten Zonguldak demiş Erdoğan'ın o sözlerini anlatarak. Diyor ki bu diyor tek bir sözcük karşısında her şeyi yapmaya muktedir sanılan kişinin düştüğü çaresizliğin hazin görüntüsüdür. Ama diyor bu mesele sadece hani gaf yapmakla ilgili değil diye ben kısaltarak geçiyorum tabii. Şöyle söylüyor, bakın, ruh hekimi değilim. Fakat bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde bir dil sürçmesi, size daha önce, az önce verdiğim örneklere o da sıralamış. Bunları bir arada düşündüğünüzde diyor, bir dil sürçmesi ya da zihinsel yorgunluk ötesinde daha ciddi sorunların işareti olabilecekleri sonucuna varmak aşırı yorum sayılmamalıdır. Sıradan bir yurttaştan değil, şu anda elinde ülkemizin kaderini tutmakta olan ve bunu önümüzdeki zamanlarda daha da büyük yetkilerle sürdürme şansını sahip birinden, olasılık olarak söylüyor, sahip birinden söz ediyoruz diyor. Ve tekrar vereceğim yeri çok uzun bir yazı çünkü. Dil sürçmelerinin, bir sözcüğü dile getirmede takılmaların, yanı sıra olayları, olguları, durumları algılamada yanlışlık ve bozuklukların üst üste gelmesinin çok daha önemli nedenleri olabilir. Bunlar belki daha ciddi zihinsel rahatsızlıkların habercisidir diyor ve bakmak zorundayız evet. Diyor. Bu konuda çağrılar da var sosyal medyada özellikle. Cumhurbaşkanlarının sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği evet. Gibi. Siz tıp hekimi, psikiyatrist değil, değilsiniz. Tabii, dolayısıyla tabii. Yorumlamanız kolay olmayabilir. Ama sizin de çok çok iyi bildiğinize emin olduğum bir ne denir? Sendrom diyebilirim neredeyse. Bir vaka vardır. O da Kral George'un deliliği. İngiliz Kralı George'un
delirdiği bilinir. Fakat kimse bir şey yapamaz. Çünkü kimse kralın delirmesini olasılık dahilinde görmemiştir. Evet. Yasalar ona göre değildir. Nasıl tahttan indirileceği bilinemez. Ne zaman ki bir gün gecelik entarisiyle çıkıp sarayın bahçesine bir ağaca sarılıp onunla konuşmaya başlamasına kadar ondan sonra tahttan indirilir vesaire. Demokrasi, demokrasi, demokrasi deyip duruyorsunuz. Belki buradan hareketle, yani ya kral delirirse ne yapılabilirden başlayarak ya da işte ince hesaplarla, işte 3 oy burada, 5 oy burada bize sadece gene baskı, zulüm vaat eden birinin seçilmesi ihtimaline karşı ne yapılabilir? Demokrasi bize ne söylüyor? Yani ben hani Cumhurbaşkanı'nın sağlık meseleleriyle ilgili çok ayrıntılı bilgiye sahip değilim ama yani kamuoyuna yansıyan şeyler yani bir insan olarak düşündüğümüz zaman yani hakikaten empati kurduğumuz zaman üzüntü verici. Yani bunu ifade edeyim. Yani kendisi açısından da ben hani sağlık dilerim doğrusunu söyleyeyim. Şey içerisinde yani bu uzun yönetimlerin aslında bir ne diyelim bizi getirdiği noktadır bu. Şu an toplumlara baktığımız zaman hasta olan insanlarımız yok mu? Var. Yaşlanan insanlarımız yok mu? Var. Hayat böyle bir şey aslında. Yani hayat o kadar çeşitli, tabiat gibi, rengarenk, iç içe ve yenilenen bir şey. Dolayısıyla değerler üreten bir şey aynı zamanda. Fakat işin siyaset tarafına geldiğimiz zaman, yani orada gözlediğim şey şu, siyaseti hiç değişmeyecek, iktidar hiç değişmeyecek gibi algılayan aslında bakış açılarının hani bir problem alanı olarak gözüküyor. Yani insanlar mesela hiç ölmeyecekmiş gibi. Mesela bu şeyde de vardır. Yani dinde de işte peygamberimizin de değil mi şeyleri vardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi işte hani dünya için ama hemen ölecekmiş gibi filan işte ahiret için çalışın filan denir. Böyle baktığımız zaman yani iktidarsız hiçbir şey düşünememesinin getirdiği bir durum gibi gözüküyor. Yani dinlenmeye ihtiyacı olduğu çok açık gözüküyor. Yani ben şifalar hakikaten diliyorum. Fakat yani bir problem şu. Burada hep bir anlamda işte yani komünistler ifadesi olsun işte veya işte zaman algısının bir anlamda kaybolması olsun hani 50 yani 50 ile 40'ı diyelim 30 ile 20 ile işte karıştırmak falan gibi her şeyi aslında biraz kendi merkezi olarak düşündüklerini de gösteriyor. Yani bu yani bir demokrasi dediğimiz zaman şunu şöyle söyleriz demokrasi en basit tarifleridir bunlar 3 tane demokrasi tarifi. Bir tanesine baktığımız zaman iktidarların seçimlerle değişmesi. Yani A'nın veya B partisinin veya işte C kişisinin iktidara seçimler yoluyla, barışçıl yollarla gelebilmesidir. Bunun imkanıdır demokrasi. Çok yani basit bir tanımıdır bu. İkincisi kararlar ve kurullar yönetimidir demokrasi. Bakın bunun altını çizmek lazım. Hı hı. Kararlar olacak fakat bu kararlar derken kişisel kararları kastetmiyoruz. Meclis gibi yani hani kurulların efendim en üst kurul deriz biz değil mi? Yani bütün milletin işte iradesinin tecelli ettiği yer olarak biz söylüyoruz. Onun için mesela meclis iradesinin yüksek olması gerektiğini hiç fark etmez. Meclisin içerisinde A olur, B olur, C olur. Bir dönem bakıyoruz değil mi? Yani Mustafa Kemal'in meclis başkanlığı yaptığı bir meclis. İçinde bulunduğu bir meclis. Bugün bakıyoruz mesela çok farklı şekilde gitmiş. İçinde kim olursa olsun hepsi kıymetli olsunlar. Fakat meclislerin, kurulların ve kararların yönetimi denir demokrasi için. Üçüncü bir tarif daha yapalım bunu tamamlayacak şekilde ki bunların hepsi temsili demokrasiye dair tariflerdir. Üçüncüsü de çoğunluk olanların karar verdiği fakat azda kalanların, bakın azınlık derken bizde sadece etnik azınlık gibi algılanabilir. Onu kastetmiyoruz. Az olanların, bir kişi dahi olsa, beş kişi dahi olsa haklarının, hukukunun korunduğu yönetim sistemidir. Yani Budist mesela olmuş. Olabilir, tabii. O kişinin, mesela o kişi Budist'tir. Mesela bizde yapılan deist tartışmaları da aynı. Doğru. Gençlerle ilgili tartışmalar bana göre mesela yanlış bir yerden gitti. Yani efendim işte okullar, imam hatipler veya falanlar filanlar şöyle oluyor işte bizdeki deist sayısı arttı. Deist olabilir kişi, bunu yargılama, mahkum etme ve ötekileştirme hakkımız yoktu ki bizim. Bakın, dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Esasında yani post-truth deniyor biliyorsunuz, hakikat sonrası çağ falan diye bugünlerde konuşuluyor. Bir taraftan böyle bir şey var, kampanyaların parçası olarak da kullanılıyor. Bunu mesela AK Parti yoğun olarak kullanıyor maalesef. Yani
demokrasi ilkeleriyle bağdaşmayacak. Mesela en temel ilkesi şudur demokrasinin, karşılıklı olarak bir, herkesin aynı ahlaki değere sahip olduğunu düşünürüz. Kim olursa olsun karşımızdaki kişi. Bir, iki, rasyoneldir. Dolayısıyla karar verdiğinde doğru karar verir, saygın bir karar verir diye bakarız. Yani benim gibi düşünmesi gerekmez. Fakat mesela AK Parti şunu yapıyor, bakanları dahil olmak üzere bugün mesela yaptıkları şey, maalesef diyorum yani bakanlık sayfalarını bile gidip incelediğiniz zaman orada işte AK Parti'nin bayrakları, AK Parti'nin araçları, ondan sonra Cumhurbaşkanı adaylarına, başka Cumhurbaşkanı adaylarına, mevcut Cumhurbaşkanı dışında olanlara laf yetiştirmeler. Mesela işte birisinde rastladım ben yakın zamanda. Hakikaten yani trolleşen bir yapıyla ama karşı karşıyayız. Ama affedersiniz şimdi bakanların falan bunu yapması hani siz kamuya, birbirini besleyen bir yapı. Kamuya hizmet adına bunu söylüyorsunuz tamam da tamamen tarafsız olması gereken Dışişleri üyesi bir hanımefendi çıktı Muharrem İnce'ye tabii, ağır bir dille savaştı. Bu işte Danıştay üyesi. Ya bu kadar hızla aslında uzaklaştığımızı gösteriyor. Sadece demokrasi değil, hukuktan nasıl uzaklaştığımızı gösteriyor. Hukuk da değil, bakın iki şey daha bununla alakalı hani ifade edeyim. Ahlaktan ve görgü kurallarından uzaklaşıyoruz. Yani görgü kurallarının olmadığı yerde, ahlakın dejenere olduğu bir yerde hukuku da, demokrasiyi de sürdürmenin imkanı yok. Siyasal kültürümüz bizim hakikaten ne diyelim, hem çoraklaşıyor, zehirleniyor gözüküyor. Dolayısıyla mesela bak bir şey vardı. Ya yani ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. 80 öncesi mesela sağ sol çatışması vardı diyoruz. Fakat ideolojik olarak kişiler çatışsalar bile hatırlayalım. Mahallede kapı komşu olan kişiler biri sağcıdır, biri solcudur. Biri işte komünisttir, biri muhafazakardır, biri milliyetçidir. Fakat çocukları gidip bir yerde kavga ediyor olabilir. Anne babaları onları gördükleri anda benim komşumun çocuğu diyerek mesela Alevi Sünnidir hiç fark etmez. O ama kişiyi yani koruyacak. Bu kadar yani bu topraklarda çok acılar yaşandı onların. Mutlaka ama koruyacak yani, koruyacak mekanizmalar. Özellikle Alevilere yönelik çok ciddi kıyımlar yaşandı. Onları unutmamak hayır, lazım. Hayır bakın bakın şunu demeye çalışıyorum. İfade etmeye çalıştığım şey şu. Siyasetin ayrıştırıcılığı tüm toplum kesimlerini yoğun şekilde içine almamıştı. Yani bu ne demektir? Evet. Aynı mahalle içerisinde yaşayanlar bir şekilde siyaset dışında bir alan bularak yaşama imkanına kavuşuyorlar. Bugün aynısı mesela Alevilikle alakalı bakın tartışmalara baktığımız zaman yazar çizerler dahil olmak üzere sadece siyasi sahiplerle şunu yapıyorlar mesela. Yani bunda yani Temel Karamollaoğlu ile ilgili yaptıkları bir şey olduğu için hani paylaşayım. Adamcağız orada mesela konuşma yapıyor. Sivas olayları, Madımak'ta yani böyle bir hakikaten yani korkunç bir diyelim dönem yaşanıyor. Konuşma yapıyor, yatıştırmaya ve toplumu dağıtmaya dönük. Yani videosu çıktı mesela. Buna rağmen AK Parti çevresi, AK Parti demeyeyim, yazar kimi çevreler diyeyim yani. Kimileri ayrıştırmak için mesela CHP ile işte Saadet Partisi neden bir araya geliyor bilmem ne falan filan gibi bölebilmek için, birbirinden koparabilmek için hala mesela Alevi-Sünni şeklinde bir kışkırtmayı troller mesela yapıyor bunu. Kimi yazar çizerler yapabiliyor filan gibi. Bu da şunu gösteriyor. Yani siyaset, otoriter yönetimlerle totaliter yönetimler arasında bir temel fark vardır. Otoriter yönetim sadece siyaset mekanizmasını ele geçirir. Ve sonrasında toplumun diğer alanlarına nüfuz edemez. Fakat totaliter yönetimlerde toplumun tüm alanları, aile dahil olmak üzere, kişisel ilişkiler, özel alanlar falan dahil olmak üzere, ekonomi dahil olmak üzere diyeyim, sivil toplum dahil olmak üzere buna zorlanır. Bugün yaşadığımız şey otoriterleşme eğilimi anlamında karşımıza çıkıyor. Mesela sivil toplumlara baktığımız zaman şu vaatlerle karşılaşıyoruz. Siyasi partilerin beyannamelerinde sivil toplumu sivilleştireceğiz. Bakar mısınız bizim içine düştüğümüz hale? Hakikaten yani komik, trajikomik. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekrana. Sizin anlattıklarınızı neredeyse somut, hani mutluluğun resmini yapabilir misin demişler ya Ümit Dino'ya. Yapılır mı bilmem. Yapılır aslında. Ama otokrasinin resmini yapabilir misin diye sorduklarında herhalde bu fotoğraf gösterilebilir. Efendim İstanbul'da valiliğin iftarı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında görmüş. İstanbul valiliğin iftarında Erdoğan. Şimdi Erdoğan arkasına dönük, onun için yazdık bize arkası dönük olan kişi.
Ama hani emin olun diye onun orada olduğundan küçük fotoğrafı da verdik. Şimdi burada mavi şeride dikkat edin. Görebiliyorsunuzdur umarım. Erdoğan'ın masasının etrafına bir mavi şerit çekilmiş. O mavi şerit Erdoğan'ı koruyor mu? Diğer konuklardan ayırıyor mu? Şimdi bakın iftardan söz ediyoruz. Hani herkesin kul olduğu, kul olarak eşit sayıldığı bir yerden üstelik de söz ediyoruz. Siz bunu çok daha iyi anlatacaksınız. Ama orada ayırmışlar Erdoğan'ı, hani nasıl denir, bir fil dişi kulede olduğunu belirtir gibi bir işaret koymuşlar sanki. Ya da belki hani biraz daha komple teorisiyle yaklaşırsak, kimse Erdoğan'ın yanına yaklaşmasın da onun ne kadar yorgun olduğunu, zihninin ne kadar karışık olduğunu, gözlerinin konuşanlara ne kadar boş boş baktığını, az önce sağlıktan söz ettik ya, görmesin diye konmuş bir şerit de olabilir. Bunu bir kenara bırakalım. Bu şerit ne anlatıyor bize Allah aşkınıza? Yani ya Türkiye'nin bugününü anlatıyor aslında. Yani, ne acı ya. Hani, ne yani bugünümüz bu. Gerçekten böyle gözüküyor. Ben orada şunu gördüm. Birkaç açıdan. Yani bir, görgü kurallarımızı biz. Bakın yani dini kurallarımız falan filan demiyorum. Yani görgü kurallarımızı aslında kaybettiğimizi gösteriyor. Yani otorite üzerinden de değil, iktidar üzerinden her şeyi konumlandırıyoruz. Yani tüm insanları benzer şekilde konumlandırıyoruz bir. Biraz tersinden bakarak ironik şekilde aslında bakmaya çalıştım. O da şu, evet mavi çizgi aslında genişçe bir kitleyi, yani elit ve kitleyi gösteriyor aslında orada. Baktığımız zaman bunun ayrımını gösteriyor. Fakat kitle dediğimiz tarafında ne kadar aslında kültürel düzeyde düşmüş olduğunu da gösteriyor. Yani bu ne anlama geliyor? Yani gidip işte iftar yapan, işte dua etmek isteyen insanları rahatsız edecek bir insan kitlesi anlamına geliyor bu aynı zamanda. Yani hani öyle bir garabet ilişki, garip bir ilişki kurulmuş ki şeklinde. Ama Emre Bey, valilik iftarından söz ediyorum. Herkesin süzülerek çağrıldığı, güvenlik açısından hiçbir sakıncanın olmayacağı bir liste vardır herhalde. Ya bunlar şunu gösteriyor. Bakın popülizm böyle bir şeye benzer işte. Yani popülizm hakikati dejenere eder. Toplumsal ilişkileri, görgü kurallarını hakikaten dejenere. Bir kalabalık görüntü vereceksiniz denmiştir mutlaka. Yani o tarafından da bakalım, bir siyasal kampanya olarak bakalım. Yani fakat yani çok sayıda insanı o kareye girmeye çalışıyor, bir taraftan ayrı tutmaya çalışıyorsunuz falan. Bu şu anlama geliyor. Biz bunun dışında bakın kültür üretemiyoruz demektir. Yani ne anlama gelir dersek, ya ben gördüğüm şeyi söyleyeyim ve ihtiyacımız olan şeyi söyleyeyim. Bizim dini inançlarımızı aslında çok büyük ölçüde erozyona uğrattığımızı gösterir. Bir, iki, kültür üretemediğimizi gösterir. Estetik üretemediğimizi gösterir. Bir protokolün nasıl olabileceğini ve insanların saygın bir şekilde nasıl bir arada bulunabileceğine dair aslında fikrimizi de kaybettiğini bir anlamda gösterir. Yani büyük geniş bir masa mesela yapmak yerine ben olsam, bakın şey anlamda değil, yani akıl vermek anlamda kastetmiyorum. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki insanların da dünyasını gösteriyor bize. Orada görmüyoruz ama yani hani resmi görevlilerden kimilerini görüyoruz, belki davetlilerden. Ama bu organizasyonları yapanı da görmemiz lazım. Bu ne demektir? Olabildiğince şatafatlı bir görüntü gösterecekler. Ya. Olabildiğince büyük bir görüntü gösterecekler. Neden? Çünkü bakın sloganlara baktığımızda orada görüyoruz bunun karşılığını. İşte büyük Türkiye, işte büyük lider, büyük güçlü falanlar filanlar. Yani birbirimizi şişiriyoruz balonlar gibi. Balon gibi şişire 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 şişire. Sonra da böyle görüntüler görüyoruz. Bunları ben üzücü gördüğümü söyleyeyim. Şimdi dediğiniz gibi kültür üretememek, değer üretememek, demokrasi üretememek, bütün bunlar. Fakat bir şey yaptılar bunca zaman. Seçmen ürettiler. Şimdi haklarını yemeyelim. Bayağı da seçmen üretimi, birkaç seçim en azından iyi bir rekolte verdi. Bayağı seçmen üretiminde başarılı. Şimdi onlardan biri gelecek ekrana. Sonrasında bir yorum yapar mı Emre Bağcı bilmiyorum. Buyurun efendim, bir AKP propagandası. Ama seçmene slogan da verememişler. Şimdi biz bedel ödedik. Bu beyefendi ne bedel ödedi bilmiyorum ama.
Bugün Sabah Gazetesi'nin manşetinde de 15 Temmuz gecesi yani enteresan bir başlık. Nereye koydum ben acaba sabahı? Verirsek arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Türkiye'de kaderin değiştiği an. Şimdi öyle bir ifadeyle veriliyor ki zannedersiniz Erdoğan ve ailesi uçakla Dalaman'dan hareket etmek üzere hani çatışmaya gidiyorlar ya da çatışmadan çıkmışlar gibi. Bedel ödemekten söz ediyor. Ne bedel ödediklerini söylemiyorlar. Türkiye ödetilen bedel ortada. Bu beyefendiye de vere vere Muharrem biz bedel ödedik sen ödedin mi? Bitmek üzere zaten bir toparlayın. Yani benim hani gördüğüm şey şu. Yani üzücü. Yani üzücü bir görüntü hakikaten. Yani fakat şey değil. Yani münferit bir hani şey değil. Toplumumuzda çok yaygınlaştı. Yani nobranlaştık biz aslında. Kültürsüzleştik. Birbirimize karşı asgari sevgi saygımızı yitirdik. Ve biraz önce konuştuğumuz gibi yani görgü kuralları, adab-ı muaşeret derdik. Yani insanların tanımadığı insanlara hakaret ettiği bir toplumda yaşar hale geldik. Yani bunlar gerçekten yürek yakıcı şeyler. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Zorunluluk dediğimiz maddi ihtiyaçların en asgari olduğu bir alana doğru sıkışıyoruz. Toplumun ağırlıklı bir kısmı. Oradaki beyefendinin de görüntüsü hani bunu gösteriyor bize, söylüyor. Yani yaşam koşullarına, maddi yaşam koşullarına da baktığımız zaman. Ya. Halbuki değer üretmek şu anlama gelir. Bilim üretirsiniz, kültür üretirsiniz, teknoloji üretirsiniz, insani değerler, felsefe üretirsiniz. Estetik, sanat, mimari, inanç sisteminde yükselirsiniz. Bir tek örnek paylaşacağım. Tüm şunların arasında Japon imparatoru mesela misafirlerini karşıladığı zaman ne ayak ayak üstüne atıyor ne başka bir şey yapıyor mesela. Sadece bir bomboş diyebileceğimiz mütevazı bir salonda küçük bir masanın etrafında iki sandalye ve muhatabıyla beraber çok saygın düzeyli bir sade bir ilişki mesela kurarak ve masa üzerinde de sadece bir çiçek diyelim ki. Bu yani yoksulluğu, yokluğu gösteren bir şey değil. Yani olur mu? Değer Japonya. Sistemi, Japonya, Japonya'nın imparatoru olan kişi ve böyle bir hayatı topluma gösteriyor. Değerli olan, kıymetli olan şey aslında bu dememiz gerekiyor. Fakat biz çok yani çok değer sistemimizi de yani kaybettik. Ekonomi de dahildir buna işte. Yani her şey birbirine girdi. Umarım hangi yani A partisi, B partisi ayırmadan, AK Partili seçmen diye ayırmadan, CHP'li ayırmadan bu insanlarımızın birbirine gerçekten el ele verip birbirine değer verdiğini, en azından sevgi eksikliği olabilir ama saygı gösterdiği bir ortamı umarım inşa ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Emre Bağcı, size mecliste öyle anlaşılıyor çünkü seçileceksiniz. Mecliste başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu ittifak sizin ifadenizle çok kıymetli. Çok çok. Bunu muhafaza etmenizi diliyorum. Efendim programın sonuna geldik. Bir küçük hatırlatma yapacağım. Muharrem İnce'nin Kadıköy mitingi hakikaten tarihi diye nitelendirdi. Belki görüntüleri verebiliriz ben anlatırken. Üstelik orada istasyon meydanında galiba miting yapacak saat 17'de. Halk TV ekranlarından da canlı yayınlanacak. Daha sonra da Selahattin Demirtaş'ın evine, eşi Başak Demirtaş'ı ziyarete gidecek, kahvesini içmeye. Hakikaten bunlar çok kıymetli şeyler. Bunların kıymetini bilelim. Bu sözü de her şeyde kullanmak istiyorum. Evet. Hakikaten çok kıymetli dediğiniz gibi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür. Yarın hem o Diyarbakır notlarıyla hem de diğer gelişmelerle karşınızda olacağım. Bu arada yarın konuğum HDP'den Filiz Kerestecioğlu. Onun notlarıyla da bütün bunları konuşacağız. Çünkü sadece Millet İttifakı değil, bir demokrasi ittifakı gibi, taban ittifakı gibi gene çok kıymetli bir tablo var. Onları konuşacağız. Görüşmek üzere.